Adamı ısıran köpek bu. Bu Ezrail oldu. Tamam mı? Evet, bas, Cuma emmi. Buyur. Şimdi yargıcı anlat bakayım bu adamları ıstırdığı günü. Ya, nasıl oldu ya? Gezdirmeye götürmüşsün ya, oraya. Abi gezdirmeye götürdük. Bilemedik şimdi. Oradan elimizden borçtan adamı orada dolandırıyor. Adam yorulur, biz arkasında koşuyor. Çoluk çocuk hep taş değnek vuruyor adamı kapmasın diye. Abi gidemedim. Çobanın itleri yetişti Allah'tan ki. Allah'tan ki çoban vardı orada. Çobana dedim ki kardeşim oğlanı gene de tutacaktı. Değnek taş derken benim oğlumu yıkıldı. Benim oğlumu şey yapacaktı. Anlat bakayım, senin yaşadın bu duygu. Bu duygu yaşadı yani. Şöyle bir şey. Nefesinin kokusunu hissettim ya. Nefesini. Yüzüne geldi değil mi? Ha, yüzüme geldi. Allah'tan ki çoban taşı vuruncuk boynu döndü şöyle. Yoksa benim nefesi burnuma geldi. Böyle kokusunu hissettim. Allah abi, öyle bir şey. Allah'tan ya. Elinde bir şey Allah varmış. Yani, yoksa var ya. Değnek kısaydı vuruyorum ama her vurduğunda araya yapışıyor böyle. Beni kapacak iyice. Öbür adam taşı vuruncuk vazgeçti. Çoban vurdu taşı ha. Yani. Çoban vurunca oğlumun hayatını kurtaran çoban şimdi Allah için. Aha komşumuz, şu komşumuzun şu komşumuz. Kapısını mesela aynı adam kapıya tekme vuruyor gibi diyor. Geliyor döş vuruyor diyor. Zor vallahi kurtuldum diyor. Öyle adam ne yaptı baba. Ağlıyor mu? Adam içeride ağlıyor. Benim vadim bitten yetti herhalde. Öleceğim ben dedi diyor. Komşumuz bize yetişin adamı kapıya vurdu vuruyor. Kapıyı sokacak dedi. Biz neyse karın bastık geldik. Geldik şimdi adamın kapısının önünde yatıyor bu. Adam içeride ağlıyor. Kapıyı da sokmaya gelmiş yani. Demir kapı sokulmak üzereymiş yani. Duvardan ayrılmaya gelmiş. Bir tane ikine daha vursa adamı orada öldürecek. Allah Allah. Adam ağlıyor işte komşum yani. Şu komşum bir anlatsa. Benim vadim herhalde itten gitti. Benim böyle... Herhalde itten öleceğim demiş. Sana bile nasıl çöktü. Biz neyse oradan yetiştik, adamı kurtardık. Tasmasını. Aldık getirdik. Ondan sonra bağladık. Bir iki gün sonra da tasmaya iki tane bağladım. Ben ne bileyim kardeşim ya. Yanına vardım şöyle de suyunu çiğneceğim. Kurşun gibi fırladı. Tasmanın birini kopattı, yerde sallanıyor. Biri tuttu yani iki tasmayı. Tasmanın birini kopattı ya, biri beni kurtardı. Eğer tek tasma olsaydı ben gittim. Benim burada kimse de yok. Benim işimi bitirirdi yani. Yani öyle bir şerefsizlik değil bu. O gezdirirken üstüne 4 tane köpek gelmiş. Onda çobanın köpekleri yetişti. He, onda nasıl oldu? Onlardan boğdu. Bağırdı abi, hepsini öldürdü. Tuttuğu bağırıyor. Tuttuğunu bağırttırıyor. Yani, adamı da bağırttırırdı. İyi ki vallahi iyi kurtarmışsınız. Allah'tan ki çobanın koyunu iyi yetişti yani. 10-15 kişi gene caymıyor yani. İlle kapacağım sizi diyor. Gel Cuma emmi, bir de ite baha. Ya işte bunu alan adam evin ucunda olan, böyle ahırı dışarıda olan. Evet arkadaşlar, yani, bunlar da Cuma abi, Cuma emminin YouTube kanalı da. Bu benim burudum. Cuma Özcan Ala Üretim Çiftliği. Üretim Çiftliği. Bunu şimdi arkadaşım Şükrü benim dostum, bir numara. Gelse bana dedi Şükrü, hepsini götürüyorum dese. Allah razı olsun. Ha, çaparım Şükrü'ye, helal olsun. Şunu rast geçsin oğlum. Burada bir Şükrü'nün lafı geçecek. İbiş de benim dostum. İbiş'i de aynı. Bunlar hep işte şimdi ben Şükrü kardeşime yerini vereyim. Şunu rast geç. Şu meşhur köpeğin yanına gidiyoruz. Şimdi gidiyoruz. Cesaret. Allah'tan bir şey yok. Tek tasma. Arkadaşlar gidiyoruz. Bu köpek. Dur. İşte bu adamı ısıran köpek bu. Bu Ezrail oldu. Tasma ikiledeydi, bir tasma daha mı yok okumuzda? Bir tasma kalmış. Bir tasma kaldı yani. Adamı parçalayan köpek bu arkadaşlar. Öldürün, meşhur. Yargıç. Babası pehlivan, askerleri pehlivan oğlum. Uçak uşak kaydala hiç namırı yok. Evet arkadaşlar. Cuma emmim bu köpeğe sahiplendirecek. Eğer adamı yiyen köpek isteyen varsa, bile bile alırsa bu köpeğe uygun yollu verecek. Evet. Eğer. Burada şimdi komşular var, çocuklar var, korkuyor. Abi komşumu ağlıyor. Adam döş vuruyor. Cuma emmi bunu alan adam ahırının bir yerine bağlayacak, orada kapı kilidi olacak. Kapı kilidi, ahırın ucundan. Ama boşlamayacak. Evi ucundan olan da olur mesela, evinin ucundan kare gidiyor. Evini besler, evini çiftler, korur. Bunun olduğunu daha korkma. Bu Aksaraylı pehlivanın öz oğlu. Öz oğlu. Kanatlı da çok çok sağlam. Kanatlı. Beş kardeş en iyini de büyüdüyor Cuma emmim. Evet.
O yüzden verecek. Bir de başı belaya girmesin diye. Eğer böyle köpek beslemek isteyen varsa, illa ki deli beslemek isteyenler var abi. İlla ki çıkacak yani. Eğer isteyen olursa da... Götürüp de diyorum, hani siz bu adamı öldürün. Öldürün. Arkadaşlar, meşhur köpek. Adı neydi bunun? Yargıçtı değil mi? Yargıç. Bak, uşan kuşa bile tahammülü yok. Hiçbir itin bunu alacağını sanmıyorum. Türkiye'de, yeryüzünde hangisi varsa. Bu iti hiçbir köpek çıkar ama. Çıkmasın. Ha, sahibi de çıkmaz, o ayrı mesele. Evet. Şey, karşı taraf. Yine siz tutabiliyor musunuz yine az çok? Evet. Size bir şey itmiyor. Evet. Bu şimdi bir ha donguru gönderecek, alıştıracak kendine. Yani birebir. Böyle alan kurmasında birebir yani. Ahırı köyün dışını dolanlara, evet, evi dışarı dolanlara. Düşman sahibi olanlar kaçırmasın arkadaşlar. Böyle paylaş. Yani biz bunu vereceğiz. Yolumuz böyle konu komşu, çocuk çocuk. Buralar hep villa. Villa. Villa olduğu için beslenecek şey değil yani, yeri değil. Evet arkadaşlar. İsteyenler Şükrü'den de ulaşsın. Haberleşiriz, eğer isteyen olursa bizi biliyorlar. Evet. Şükrü sen oradan şey yap kardeşim, tamam. Biz bunu sahiplendireceğiz. Tamam. Evet arkadaşlar, videomuzu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Evet. Özellikle Cuma Emem'in kanalı. Cuma Özcan Ala Üretim Çiftliği çok güzel videolar da çekiyor. Her sayımız biraz az, yok gibi. Herkes izlenme sayın yüksek ama abone sayın biraz düşük. O da kanalı yeni açtın, öbürü kapanınca. Kanalımızı oluşturalım. Herkes bir abone olsa, her aileden bir kişi olsa kanalım oluşur. Oluşur inşallah. Gibi mesela gezeceğiz, eş dost ziyaret edeceğiz, her yere gideceğiz. Kime istedi böyle Şükrü, bir şey rast gelsin. Arkadaşlar, evet arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum.